Evet. Da-da-da-da. Bayağı önemli bir paket geldi. Bakın bu makastan ne istiyorsunuz ya? Geçen video demediğinizi bırakmamışsınız. Böyle olur mu? İşte kumaş makasıyla kutu açılır mı? Bahçe makası. Bahçe makası. Asla değil. Çok pratik bir makas. Asla da kullanmadım makası bu arada. Ne geldi biliyor musunuz? Hadi yine iyisiniz. Aşırı sizli, yani sizin işinize yarayacak bir şey geldi. Bu da ne? Niye kağıt koydunuz kutuya? Allah! Mikrofon! Mikrofon geldi ama kırık mıdır, dökük mü? Ay çok parçalı, karışık bir şey mi ya? Şu kafam basmıyor kafam. Bana basit bir şey istemiştim. Yine kutu içinde kutu. Evet. Mikrofonumuz geldi. O ağır bir şey ya. Ay hayatımız değişiyor be. Şu YouTube kanalında. En gereksiz şeyle başlayalım. Mikrofon kesesi. Bir sürü kablo. Bunları anlamam mı gerekiyor ya? Böyle bir şey. Bu mikrofona benzettim bunu. Açıkçası. Bu da tripod. Ya hadi şunu çözeyim. Tek başıma anlayayım ya. Birine de muhtaç olmadan bir şey çözeyim hayatımda. Bunu ben şey diye aldım. Telefonla da uyumlu. Ben daha çok yani telefon çok pratik bir şey diye telefonla kaydediyorum bir şeylere. Şurada anlatıyordur herhalde. İçinden çıkan parçaları anlatmışsınız. Çok çok hoş. Bunu nasıl kuracağım? Ondan bir haber verir misiniz kardeş? Bu nereye? Böyle mi? Ha, evet. Tamam. Bunu buraya. Ya ben bunu anlamadım ki. Bu ne o zaman bu? Bu buraya. Tamam. Bu da bunun üstüne. Çok çok hoş. Bunu sonsuza kadar çevirecek miyim kardeş? Aa, vallahi çevirdikçe çevir. Ha şu şuna mı? Yo. Bu ne kardeş? Bu ne? Neyse. Hadi bu buna oturdu diyelim. Şöyle açtık. Ha, aa. Aha. Aa. Ya bu ne ha? Tamam. Evet. Telefonumuzdan. Bir ucunda bilgisayar ama. Ulan ne bilgisayar? Ben telefona bağlayacağım ya bunu. Ya bu yine yanlış bir şey mi aldım ya? Doğru söyleyin. Yanlış bir şey mi aldım? Bunu telefona girmek zorunda bu. Haberiniz olsun. Evet bu. Bakalım şimdi hayırlısı. Bunun bir ucu buna, bir ucu telefona anlaşılan. Aa, bir YouTube kanalında canlı canlı keşfediyoruz resmen. Nasıl takacağımız. Hani bunu nereye? Buraya. Her şeye o kadar tepkiliyim ki. Kardeş takılsana. Bunu bağlayacağım. Burada ilk kez sizle deneyelim bakalım. Evet, epe asla anlamadım. Şimdi deniyorum. Acaba bir şey değişti mi sizin hayatınızda? Deneyelim bakalım, dinleyelim. Baya çok iyi. Çok iyi. Duydunuz değil mi? Yazdı duydunuz da. Ben de izledim şimdi. Baya ASMR videolarına hazır mıyız bu kanalda? Ne alaka? Dur bakayım buradan nasıl geliyor sesin? Bir şey söyleyeyim mi? Böyle artık konuş. Ben şarkı söylerim ben bunu. Aşırı heyecanlandım. Bir sus kardeş. Ben bu mikrofon işini çok sevdim. Ne yapacağız? Baya çok eğlenceli bu. Aa. Yandınız. Ben şarkı falan söyleyeceğim yakında. Bekleyin beni. Şimdi görün izleyin bu kanalı. Ne alaka?
kokusuyla karşınızdayım. Ya şöyle bir saçmalık olmuş. Geçen gün bana Wunder'dan kutu geldi dedim. Bunu açtım ya geçen videoda. Ya ben kutuyu açtım ama hani böyle içinden bebek ayakkabısı falan çıktı. Ay ben dayıyım bilmem neyim. O Bartu'nun kutusuymuş. Yanlışlıkla bana gelmiş. Yazık, kutuyu hazırlayıp gönderen arkadaşım panik içinde sabah köründe bana mesaj atmış. O kadar haklı ki, buradan ona kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sürekli yanlış yere bakıyorum ben kamerada böyle. Neyse ki kart aynı. Of of of. Eyvah eyvah. Benimki fosforlu değil. Benim tişörtüm rengarenk. Çok çok hoş. Bir de siyah. Çok teşekkür ederim. Yani utanç içindeyim gerçekten. Bir de Bartu'nun poşetini öyle bir keyifle açıyorum ki. Diyorum ki, aa ben dayı olduğum için bana artık böyle hediyeler geliyor. Kardeşim maalesef. Teşekkür ederim tekrar. Wunder'in 6. yaşında kutlarım. Çok utanıyorum. Hala utanç içindeyim. Bir şey gelmiş yine. Bunun hakkında benim de bir fikrim yok. Bir şey de beklemiyordum ya aslında. Şal gelmiş bana, şal. Harmonious'tan teşekkürler. Ya var ya, bu şu muyum? Şu şöyle. Bunun üstüne berbat oldu. Güzel, teşekkürler. Evet, bir kitap geldi anladığım kadarıyla. Ay inşallah bu tahmin ettiğim kitaptır ve de. Allah! Frenelzo'yum geldi yeni bir tane. Bu herhalde 4. 5. İngilizce baskısı aldığım. Hala yepyeni bir kapak tasarımı bulabiliyorum İngilizce'de. Çok enteresan. Frenelzo'yu koleksiyonuma gidelim. Yani bu olay biraz bazılarınıza saçma geliyor diye tahmin ediyorum. Çok da haklı gibisiniz açıkçası. Ama bir kere bu yola girdim. Yani daha koleksiyon koleksiyondur. Yani ne yapayım? Koleksiyon. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani bunu ayrıca bir videoda anlatmak isterim aslında. Neden Frenenzo'yu dünyanın en iyi kitabı gibi bir video falan çekip. Uf, tam bir clickbait bu arada yani. Neden dünyanın en iyi kitabı? Değil kardeşim, senin en sevdiğin kitap. Şöyle bir yere koyalım bunu. Bakayım araya bir de boy farkı bilmem ne. Ya saçma sapan bir mantık yani. Hiçbir mantığı da yok bu sıralamanın. Ama burada bir sürü ülkeden Frenenzo'yu var ama bunu kendine ait bir videoda mı anlatsam acaba? Sadece şunu söyleyeyim. Vakti zamanında ben Tokyo'ya gittiğimde Aslan Gürbüz benden Japonca Küçük Prens istemişti. Çünkü her dilde Küçük Prens koleksiyonu yapıyordu. Ben de tam bir özenti gibi, aa inanılmaz bir fikir. Ne kadar mantıklı ve doğru. Yani çok sevdiğim bir kitabı her dilde biriktirmek ve işte böyle bir koleksiyon yapmak ne kadar tatlı diye düşünüp. Ben de Tokyo'dan Aslan'a Küçük Prens alırken kendime de Frenenzo'yu aldım. Ve böylece bir koleksiyon başladı. Sonra her gittiğim ülkeden o dilde basılmış Frenenzo'yular topladım. Bazen arkadaşlarım abuk subuk ülkelere gittiyse eğer oradan getirdi. İşte bazen Amazon'dan oradan buradan sipariş ettim. Yani ne işe yarıyor ben de bilmiyorum açıkçası bu koleksiyon ama çok güzel duruyor. Bir de böyle bir gün bunların hepsini bir yere asmayı düşünüyorum aslında. Ama o zaman da kitap mantığıyla yani tamamen ters, kitap kapaklarını indirseydin internetten de bassaydın duvarına. Böyle saçmalık mı var? Kendim lehine çeliştiğim bir başka koleksiyon. Bunların hepsi temelde istifçilik. Yani koleksiyon falan tabii ki bunun sevimli adı. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Bu videoyu şu meseleyle kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bu inanılmaz dert olmuş. Geçen kutu açma videosunda bu iki şeyi ben ne yapacağım gibi cümlem üzerine bir sürü yorum gelmiş. Yani şöyle yap, böyle yap, işte şurada kullanırsın, bunu yaparsın. Şimdi ben de diyorum ki bu yorumları açtım ben bir önceki videodaki yorumları, önerilerinizi. Şimdi bunları beraberce değerlendirelim. Şu makas yine burada, inanamıyorum ya. Çay atlığı o mekik, vazodan sonra açtın.
Çay altlı. Ya ben çay içmiyorum önceki. Misafire çıkarım. Ben çayın tadını sevmiyorum çocukluğumdan beri. Ama çay altlı olarak da yani bilemedim. Çay tabağı mesela. Parmak kıza yemek servis etmediğiniz zamanlarda o küçük tabakçıkları mum altlı olarak kullanabilirsiniz Mekik Bey. Hemen deneyelim. Bakın mum. Çok çok şık. Diğerini de deneyelim. Buna ince mum. Çok çok hoş. Çayda çıra. Ben ilkokulda 4 yıl boyunca folklor oynadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hem de Elazığ yöresi. Çayda çıra. Yani az mı tutuşturduk be kız arkadaşlarımızın eteklerini yanlışlıkla. Of of. O minikleri kupa, mum, saksı altlığı yapabilirsiniz. Ya da çıkarılan takılar konabilir. Valla buraya 3-5 incim sığmaz öncelikle. Hemen kupayı deneyelim. Aa, zarif. Zarif bir görüntü. Kupa altlığım. Bardak altlığım yok çünkü. Saksı altlığını hiç denemeyeyim derim. Yani o kadar küçük saksım yok. Şu küçük kaktüsleri de denedim. Onun bile tabanı daha büyük. Bardak altlığı ya da kahve yanı lokum çikolata için kullanılabilir. Evet bu arada. Bak bu güzel mantıklı bir öneri. Harbiden o güzel ya. Valla bak bardağın da çünkü kendi altı var normalde. Türk kahvesi falan yaptığımda getiririm bununla. Küçük çikolata çok çok mantıklı. Ben yani şu mu oldu? Ben küçük çikolata ve lokum tabağı mı sipariş etmişim? Ya ben bu tabağın neden üretildiğini anlamaya çalışıyorum daha çok. Ama çok tatlı yani neyse ki tasarımı falan güzel. Tam bu noktada cevap gelmiş bana adeta. Bardak altlığının tabak işlevi görmesi gerektiğine inanan Melikşah tatlılığı. Dilerseniz bana sokulmuş olan bu haklı lafla bu videoyu tamamlayalım. Ya ben daha böyle kutular geldikçe açarım ha. Of, ay çok eğlenceli. Kendi videomu bile açıp izledim yine eğlendim. Demek ki YouTube'daki her kutu açma videosu demek ki güzel. Evet, böyleyken böyle o zaman. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şu mikrofonu da aldım. Sıfır kullandım bu arada şimdiye kadar. Onu da bir kullanayım önümüzdeki videolarda. Ay pek pek hoş ya. Evet, sizli bizli konuşmaya başladım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Geçen videoyu kapatırken fragman gibi demiştim ki önümüzdeki videolarda Ses Dergisi okuyacağım. Bir Allah'ın kulu da ne güzel fikir dememiş. Sizin inadınızla yapacağım bu videoyu.